Ben baktım, Abdülkadir bakıyor dedim, Abdülkadir kız güzel değil, saçları güzel. Dedi ki şey dedi, ben zaten kıza bakmadım ki saçlarına baktım. Biz köydeydik, hayvancılıkla uğraşıyorduk. Şehre taşındık, ev aldığımız için evin parasını ödememiz lazımdı. Onun için mevsimlik işçi olarak şehirlere gitmeye başladık. Babam hayvancılıkla uğraşırken biz de arada sırada pamuk topluyorduk Urfa'dayken. Sonradan işlere çıkmaya başladık. Öyle şimdi de buradayız. Arkadaşlarımı çok özledim. Onlarla birlikte olmayı isterdim. Grubumuz var. Onlar proje falan yapıyorlar, tasarım yapıyorlar. Daha önce onlarla yapıyordum ama şimdi buraya geldiğim için yapmıyorum. Onlarla konuşuyorum ama yine de özlüyorum. Çavuşlar ne derse onu yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak işi almayabilirler de. 7 başlıyoruz, 5'te bitiriyoruz. Arada bir mola veriyoruz. Saat 1'de mola veriyoruz, yemek yiyoruz. Yemeğimiz 47 lira. Aa, orada uyuyordum. Kartlarla veriyorlar parayı. Nasıl, sence yeterli mi? Bence yeterli değil çünkü çok zorlanıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Bence bunların hayatının değişmesi için çok uzun bir süre çatlamamız lazım. Tarım işçileri hakkında bildiğim bir yasa yok ama çıkartsalar iyi olur bence. Tarım işçiliği yapmak istemiyorum. Okuldaki derslerimin iyiliğine göre meslek seçmek istiyorum. Arada bir matematikle tarih öğretmenliği arasında gidiyorum. Kışın okula gidiyorum. Böyle arkadaşlarım yazın biz işte denize gideceğiz, biz şeyler yapacağız derken ben bir şey diyemiyorum. Onlar soru sorduklarında evet evet ben de tatile gideceğim diyorum. 2 yıl önce ilk geldiğimizde çalışamıyorduk. Böyle daha küçüktük. Bir şey ağır bir yük kaldırdığımızda sırtımız ağrıyordu. Şimdi büyüyünce alıştık bir de çok çalışınca. Kötü oluyor ama ailemiz insaflı ve okuyoruz işte kışın. Ya ne olmak istiyorsun peki, hedefin ne? Beden eğitimi öğretmeni. Çünkü bana daha iyi geliyor. Küçüklüğümden beri hocamı görüyordum. Onun için kolay geliyor. Ben de olayım dedim. O da anlatıyordu nasıl olduğunu. Ya kolay yollardan olmuş galiba. Zor iş ama yine de bizim tarlada çalışmamızdan daha iyi. Abi keşke dün gelseydiniz lahana toplayın. Adı Hibe, 12 yaşında, Suriye'den Rakka'dan gelmişler. Avval sen aştakal, Mişan'ın leyiş. Mişan'ın leyişi. Bir yıldır burada tarımda çalışmaya başlamış. O da hayat şartlarının zor olduğundan dolayı çalışmaya başladığını söylüyor. Fimedir sihone, karibi? Le. Mafi. Burada okula gitmeyi isterdim diyor ama yakınlarda bir okul olmadığını da söylüyor. Kimse amaçlıklı? Lisan'dan nesubu ile illil. Alillel. Aş kad betakdu ica icri? Biliyor musun? Biliyor musun? Naam. Aş kad? 40 lira. 49 lira. Burada tarlada diyor Türkiye'de çalışmak çok zor. Şartları da çok zorlanıyorum. Sabahleyinden akşama kadar çalışıyoruz ve 39 lira ücret aldığını söylüyor. Adı İbrahim, 13 yaşında. Minne nicid? Min Suriye. Min Rakka cid. Suriye'den Rakka tarafından geldiğini söylüyor. Orada 2 yıl okula gitmiş. Ondan sonra da Türkiye'ye gelmiş. Yani kim fi honi mektebi kmen atıqdır bitiru? Bir tağriben anne. Lazım teştigil mehik? Okul olsa bile gidemeyeceğini söylüyor. Çünkü çalışması gerekiyor. Yoksulluk içinde yaşıyorlarmış.